Merhabalar, ben Güney Sen Türk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet Nurcan, sendeyiz. Neler var bugün gündemde? Günay, haberin var mı? Max Kurius tek taraflı sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'de bununla alakalı olarak bir bilgilendirme yayınladı. Haberin var mı? Kuş yuvadan Yani şimdi şöyle <laughs> kuş yuvadan uçtu. Şimdi haberin var mı diyorsun da yani var yani kurgu kur yapmayalım yani burada. haberim var mı? Tabii ki de haberim var. Bu videoyu neden çekiyoruz? Max Cruz için çekiyoruz yani Nurcan. Bu arada kameraya bakıyorum da Nurcan burada ne haber? İyi senden ne haber? İyi bende. Evet Max Cruz Fenerbahçe'den ayrıldı. Tek taraflı fes etmiş oldu sözleşmesini. E, tabii gündeme bomba gibi düştü bu. Geçen gün de Abdurrahim Albayrak Max Cruz'u ziyaret etmeye gittiğinde hastanede bulamamış. Meğersem adam kaçmış. Bulamaması normal yani Nurcan ne diyorsun? <laughs> yani şu anki Fenerbahçe bulamıyor. Abdurrahim Albayrak nereden bulsun? Evet. Şimdi bu işin şakası. Ortada ciddi bir problem var. Bu problem nedir? Şimdi ee, Max Cruz kendi kafasına göre sözleşmesini feshetti. Bu ciddi bir durum. Kendi kafasına göre derken tabi şimdi biz burada e, A yolunu, B yolunu, C yolunu inceleyeceğiz. Şimdi Max Cruz'de şöyle bir şey var. Ee, sözleşmesi devam eden bir futbolcu kafasına göre sözleşmesini fes edemez. Neden? Çünkü yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalır. Ancak sözleşmesinde böyle bir şey yazıyorsa yani iki tarafta karşılıklı anlaşırken derler ki eğer benim kulübümden e, benden habersiz tek taraflı gidersen bana bu kadar tazminat ödersin der. Öbür tarafta Max Kruse der ki ben senin takımla geliyorum beni kovarsan bu kadar tazminat ödersin bana der. Böyle anlaşmalar olur. Şimdi böyle bir anlaşma mutlaka yapılmıştır ama biz detayını bilmiyoruz. Neden? Çünkü Fenerbahçe kamuoyu aydınlatma platformuna tam olarak açıklamalı bir açıklama göndermiyor Nurcan. Bunu her defasında söylüyorum ben. Şimdi Galatasaray harfiyen gönderiyor. Ama tabi bazılarını yazmıyorlar. Gizli maddeler var. tabii ki de ona bir şey demiyoruz ama. Mesela Max Gürüt Fenerbahçe'den kaç para alıyordu? Biliyor musun Durcan? Hayır. Kaba o şekilde bir açıklama yapmadı ki. Evet gazetelerde bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Ancak gazeteler kap değil. Yani kamuoyu aydınlatma platformu değil. Burada takımların kamuoyu aydınlatma platformuna tam olarak açıklama yapması gerekiyor ki biz de bundan üzerinden konuşma yapalım. Max Kruse FIFA'ya %100 gitmiş. Zaten bunun haberini birkaç gazete yaptı. Ancak fazla gündeme oturmadı bu olay. Şimdi Baktığımız zaman Galatasaray'da, Fener Beşiktaş'ta, Trabzon'da böyle bir şey olsaydı neler olmuştu? Mesela değil mi? Beşiktaş'ta Loris Karius gittiği zaman hala konuşuyoruz yani neler denildi? Neler o Beşiktaş'ta şok. Loris Karius'un maaşı ödenmedi ama Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin lobisi çok Çok fazla var. Yani lobi değil de neyse ben sana sonra anlatırım onu neden böyle olduğunu. Hal böyle olunca e, pandemiye kadar maaşı ödenmiş tıkır tıkır. Pandemi geldiği zaman da maaşını alamamış Max Cruz. Şimdi şöyle yol izleyelim. Büyük ihtimal indirim için Max Cruz'e gittiler. Kabul etmedi ve bu sırada maaşlar ödenmedi Fenerbahçe'de. E tabi diğer takımlar da böyle yani hepsi bu şekilde. Yani Türk takımları şu an maaşlarını düzgün ödeyecek durumda değil. Böyle olunca da Büyük ihtimal FIFA'ya gitti bu iş ve FIFA'dan olumlu yanıt aldıktan sonra Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ben Max Kruse'nin yaş tahtaya bastığına inanmıyorum. Çünkü onun bir menajeri var, bir avukatı var. Onlara danışmışlardır ve o şekilde bu sözleşmeyi feshetmiştir. Şimdi Fenerbahçe haklı olarak hakkını arayacak. Burada bir bence sıkıntı var kardeşim. 3 ay, 4 ay bir şey yok. Sen hayatını devam ettirebilecek kadar zaten para alıyorsun. Sen senin bir aylık maaşınla ben 10 sene geçinirim ya. Yani Peki Max Kruse'den. Yani fazla on, geçiniriz. bir aylık ama şöyle bir şey. Bu da adam, bu adam havarda bir adam. Kumar oynayan bir adam. Belli. Belki parası bitti. Bilemiyoruz. Yani içeriğini bilemiyoruz. böyle bir yol izledi. Yani FIFA'dan artık geçici lisans talep etti mi? Ben takıma gidersem geçici lisans çıkartılır mı? Bunları mutlaka konuşmuştur ve buna göre hareket etmiştir. Max Chris. benim kendi düşüncem bu şekilde. Bir tarafa geldiğimiz zaman ben mesela şu an şey konuşmak isterdim. Bu kadar maaş aldı, bu kadar para verildi, imza parası verildi, bonuslar ve bu kadar para kazandı ve hiç bir şey yapmadan gitti diyebilir diyebilmek isterdim. Ama Kamuoyu aydınlatma platformuna herhangi bir düzgün açıklama yapılmamış. Yani kaç para aldığını bilmiyoruz. Kimisi 5 milyon diyor, kimisi 3 milyon diyor. Kime inanacağımızı da bilmiyoruz. Kimisi de 4 milyon euro diyor. İmza parasını da 5 milyon euro aldığını ben ilk geldiği dönemlerde e, duymuştum. Şimdi bu paralar ne olacak? Bu paralar nasıl alınacak? Fenerbahçe bunu nasıl burada nasıl yol izleyecek? Çok merak ediyorum. Keşke keşke bunları tamamıyla şeffaf bir şekilde kamuoyu aydınlatma platformuna açıklasalar. Yani kapa. Yani ben Galatasaray taraftarı olarak ben Galatasaraylıyım. Yani Falka ne kadar maaş almış. Selçuk inan ne kadar maaş alıyor. Mustera ne kadar maaş alıyor bilmek isterim. Bilmek zorundayım aslında? Ben bu takımın taraftarıyım. Ben olmasam, yani bizler olmasak bu takımlar olmaz. Biz olduğumuz için bu takımlar var. Çünkü lisanslı ürünlerini alıyoruz. Kombini alıyoruz. Öbür taraftan maçlara gidiyoruz. Bunu biz finanse ediyoruz aslında. Sponsorlar da biz olduğumuz için sponsor oluyorlar bizlere, takımlara. E benim bu e, maaşları bilmeye hakkım var. Ya ben bir Galatasaraylı olarak isterim. Gal Fenerbahçe arkadaşlar nasıl sesini çıkartmıyor? Çok hayret ediyorum ya. Yani sen ne diyorsun bu duruma? Nurcan. Vallahi hangi takım olursa olsun, hangi takım taraftarı olursa olsun bilmek zorunda. Bence de. Ben de bilmek zorundayım. Bilmeliyim ya. Kim ne kadar alıyor? Bunu bence her takım 1 lira da olsa bence bildirmek zorunda. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin max kuru yüzden zararlı çıkmasını inanın istemem. Hmm. Çünkü giden bizim paralarımız oluyor. Yani bizim paralarımız gidiyor. Türk futbolunun paraları gidiyor. Umarım bu sorun bir an önce hallolur. Ve Fenerbahçe en az zararlı buradan kurtulur. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Abone olmak çok önemli. Abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve ayrıca bir like'ınızı da istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.